Merhaba sevgili seyircilerim. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine faydalı bir videoyla karşınızdayız. Bu videomda sizlere hanımların mutfaktaki önemli yardımcılarından bir tanesi blender tamiri nasıl yapılır arkadaşlar. Çünkü e, çok yoruluyorlar. E, çok çalıştıkları için e, yardımcıları da e, doğal olarak çok oluyor arkadaşlar. E, bilmem anlatabildim mi? Şimdi bizim Blender'daki sorunumuz arkadaşlar bu genellikle bütün yüzde %90 sonuç arıza aynıdır arkadaşlar. Bıçağımız kilitlenmiş arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor dönmüyor. Bu da cihazı çalıştırırken arkadaşlar bazen uzun sürer ısındığı için ve ısınmasının sebebi de sürtünme. Meydana geldiği için sürtünen bıçağımızın ucunda bir mil vardır arkadaşlar. O mil iç kısımda falan bir yerde bir bilye görevi gören bir yuvarlak pul diyelim. Pulun içerisine girer ve orada dönmeye başlar. Bu döndükçe sürtünme meydana gelir arkadaşlar. Cihaz çok çalıştığı zaman aşırı sürtünme olur ısınma olur ve bu ısınmadan kaynaklı bir genleşme olur. Doğal olarak kitleme meydana gelir ve blenderımızın bıçağı da bu şekilde kitlenmiş vaziyette kalır. Fişi takalım arkadaşlar. Bilmem sesi duyabilecek misiniz? Motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Fakat bıçağımız milimiz kilitlendiği için motorumuz mili çevirmeye gücü yetmiyor. Bir uğultu sesi var. Tekrardan size dinleteyim. Umarım sesi duymuşsunuzdur. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden blenderımızı nasıl tamir edeceğiz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu videomuz e, hepinizin işini görmeyecek. Hepinizin işini halletmeyecek arkadaşlar. Ama birazcık mantığınızı e, zorladığınız zaman arkadaşlar zaten hepsi hemen hemen aynıdır. Burada önemli olan kitlemiş olan yani sıkışmış olan milimizi gevşetebilmek ve bunu da yağ yardımıyla yapacağız. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane plastik var arkadaşlar. Bu plastiklerin altında iki tane vidamız gizli. Ben hemen şunları bir çıkaralım arkadaşlar. Şuradan kendime doğru plastiklerimizi çıkaralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldız tornavidaya ihtiyacınız var. Vidalarımızı sökelim. Ve şu plastiğimizi şu şekil Çıkaralım arkadaşlar bir tarafa bırakalım. Şimdi içine dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar şuradan tornavidayla da size göstermeye çalışayım bakalım net bir görüntü alabilecek miyiz? Tornavidayı görüyorsunuz arkadaşlar tam e, orta kısmında bıçağımızın milinin takılı olup gelip bittiği yer arkadaşlar. Şimdi buraya biz yağ damlatacağız ve makinemizi e, Gevşetip açacağız arkadaşlar. Şuradan birazcık hemen bir zoom yapalım isterseniz. Bakın arkadaşlar, şurada bir tam şurası arkadaşlar. Orayı arkadaşlar yağ damlatıp çözeceğiz arkadaşlar. Yağımızı bu şekil bir tornavida yardımıyla alıp damlatıyoruz arkadaşlar şimdi bu işin daha kolay yöntemi vardır arkadaşlar fakat bunu dağıttığınız zaman bu kez ise e, düzmekle e, uğraşacaksınız ben size pratik kısa yoldan anlatmaya çalışıyorum bunu komple dağıtıp e, orayı tertemiz yağlayabilip geri düzebilirsiniz fakat bunu dağıtırsanız bu kez düzemezsiniz arkadaşlar e, kaş yapalım derken göz çıkarmış olmayalım Şimdi bir tane penseye ihtiyacım var. Yağımızı buradan tornavida ile damlatabildiğimiz kadar damlatalım. Şuradan da çay tabağımdan bakalım tutturabilecek miyim? Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Gevşediğini şuradan görebiliyorsunuz. Bu yağı her tarafa bulaştıkça makinemiz rahat bir şekilde çalışmaya başlayacak. Hemen bir deneyelim. Bakalım makinemizin gücü yetecek mi arkadaşlar? Bakın gittikçe rahatladı görmüş olduğunuz gibi. Burada önemli olan arkadaşlar dediğim gibi size tekrardan şöyle anlatayım arkadaşlar. Bıçağımızın ucunda tornavidamı mı mı bir mil olarak görün milim bir bilye e, bilyeye benzer keşke bilyeli olmuş olsa kesinlikle bu tür şeyler zaten meydana gelmez. Bu şekilde döner arkadaşlar oradan görüntü güzel evet buradan siz fazla e, yorduğunuz zaman makineyi sürtünmeden kaynaklanan bir ısınma meydana gelir ve metaller ısındıkça genleşir arkadaşlar yani şekil bozukluğuna uğrar ve şişme yapar bulunduğu yuva kendisine dar gelir dolayısıyla e, sıkışma yapar dönmez arkadaşlar makinenizi kullanırken lütfen elinizin ısındığını hissettiğiniz zaman aşırı derecede eliniz ısınmaya başladığı zaman orada makinenizi stop ettirin durdurun arkadaşlar çünkü e, Bunlar küçük ev aletleri öyle fazla zorlamaya, fazla e, uzun süreli çalışmaya gelmez arkadaşlar. Veya makinenizi dinlendire dinlendire yaptığınız zaman makineniz hem hem uzun ömürlü olur hem de boşa masrafa girmemiş olursunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pişimizi çektik. Tekrardan bir takalım. Az önce uğultu vardı. <laughs> Bu çalıştıkça daha da rahatlayacaktır arkadaşlar. Ben işin size püf noktasını, teknik boyutunu gösterdim. Makinenizin modeli, serisi farklı olabilir. Burada önemli olan dediğim noktayı bulup orayı e, makine yağıyla yağlamak arkadaşlar. Yağladığınız zaman zaten o sürtünerek çapakları, mapakları da kendi kendine de bir torna yapacaktır. Ve eski e, sistemini bulacaktır arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar. Takarken de arkadaşlar vidamızı takıyoruz. Tekrardan şu tırnağımızı şu şekil. Ben videoyu uzatmamak adına e, şimdilik takmayacağım. Biraz daha e, yağlamasını e, tamamıyla yağı yedirmeye çalışacağım. E, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi Bildirimlerinizi açtığınız zaman her yüklediğimiz videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Makinenizi iyi günlerde kullanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.